Oktay Kaynarca yıllardır yüzü olduğu giyim markasıyla yeni bir işbirliğine imza attı ve ünlü oyuncunun adına özel bir koleksiyon hazırlandı. Seçimleriniz ve tercihleriniz neye göre oldu? Neleri? Ya biraz kendim gibi olmaya. Zaten bir üst logo o. Kendin ol. Kendin olursan daha gerçekçi ve daha değerli oluyorsun. Logosuyla yola çıktık aslında. Mümkün olduğunca kendim olmaya çalıştım. Koleksiyondaki her parçanın bir numarası vardı. Yani örneğin burada gördüğünüz paltolardan 100 tane yok. 25 tane var mesela. Sınırlı sayıda. Evet, hepsi sınırlı sayıda. Yani çok ticari bir şey olmasına yönelik yapmadık bu kreasyonu, bu koleksiyonu. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu sezon yapım ekibiyle kanal arasında yaşanan sözleşme krizi nedeniyle aniden yayından kaldırılmıştı. Vallahi biliyorsunuz içinde olduğumuz durumu, kucağımıza düşen durumla ilgili bir doğru dürüst bir yolculuk sürdürmeye, doğru dürüst bir yol çizgisi çizmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama bu sezon bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Biraz onun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama Eylül'de mutlaka çok güzel bir şey bekliyor seyircimizi. Çok değerli bir şey hazırlıyoruz. Eylül'de en kötü ihtimalde çok güzel bir şeyle ekrana çıkacağız gibi duruyor. Hayırlısı olsun diye. Peki bir sinema filmi düşünüyor musunuz? Ya sinemanın şu anda geleceğini çok net kafamızda belirleyemediğimiz için sinemaya dair şu anda bir şey açıkçası oluşturmadık ama bakalım. Oktay Kaynarca 2021 yılını değerlendirdi. 2021 sizin için nasıl geçti peki? Nasıl değerlendirdiniz bu yılı? Ya biraz sıkıntılı geçti tabii. Yani sadece bizim için değil. Mehmet Aslan'ı sabote ediyorum. Evet, oradan sabote ediyor beni. Sadece benim için değil, yani bizim ülkemiz için değil, bütün dünya için kötü bir seneydi. Ama umudumuz var bundan sonraki önümüzdeki sene içerisinde her şeyin biraz daha düzeleceğini, daha güzel bir yolculuk yapacağımızı, insanların artık biraz daha ufkunun açılacağı ve umutla sokağa çıkacağı günleri bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda o günler. Teşekkür ederim. Ünlü oyuncu kalbinin boş olduğunu da belirtti. Yalnız görüyoruz size. Hayatınızda birisi var mı? Hayır, maalesef yok. 2022'de inşallah aşk bulursunuz o zaman. İnşallah çocuklar. Hepiniz dua edin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tanıtıma Kaynarca'nın yakın dostları Mehmet Aslan Tuğ'yla Selçuk Yöntem'le katıldı. Davetin onur konuklarından Mehmet Aslan Tuğ, Oktay Kaynarca'yı tebrik etti. Oktay Bey, rakip olduğunuzu duyduk. Evet, tabii bakıyorum neler yaratılmış, tasarlanmış, neler var. Ona göre bizim kreasyonla çakışan şeyler var mı diye. Hayırlı olsun, çok yakışmış. Ona da çok yakışan çizgilerle buluştu. Bununla abisi olarak, arkadaşı olarak biz de çok mutluyuz, çok gururluyuz. Aslan Tuğ, Kaynarca'nın kendi giyim tarzından da esinlendiğini vurguladı. Çok da güzel çizgiler var. Şapkayı ama benden çaldı diye düşünüyorum. Ben bunu 20 yıldır, bunlar var bende. Evet, sizin? Evet. Giderken buradan birkaç şapkayı ben götüreceğim zaten. Belli ki eşinden, dostundan da ilanlar almış. Evet, alacak tabii. Yani bahtı açık olsun dileğindeyiz. Her şey gönlüne göre olsun dileğindeyiz. Dostlarımızın başarıları bizi çok mutlu eder şüphesiz. Mehmet Aslan Tuğ son olarak Masumiyet dizisinde başrol oynamıştı. Siz neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biz de arada masa başına çekiliyoruz. Arada sahaya çıkıyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz. Hepimizin ortak derdi o. Memleket daha iyi şeylere layık, daha iyisine layık. Üretim tüketim eğrisi bazen sapıyor mapıyor filan ama yine de daha iyi yapmak mümkün. Belki mutfağa PTV'nin de açtığı bir kapı var. Orada da bir paralel bir bant oluştu. O iyi bir şey. Oktay Kaynarca imzalı koleksiyonu çok beğendiğini belirten Selçuk Yöntem ise espri yapmayı da ihmal etmedi. Ben gerçekten çok beğendim. Çünkü Oktay bu girişimi yapmakla çok önemli bir estetik bir olay yarattı. Kreasyonunu da çok beğendim. Ona yakıştığını da gördüm. Kutluyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Peki bir önce Mehmet Bey benim giyimimden de birazcık özellikle bazı şeyler yapmış dedi. Sizden de örnek aldığı şeyler oldu mu? Yani dostlar, kardeşler birbirlerini etkilenirler.
muhakkak ki ben ondan etkilenmişimdir. O benden etkilenmiştir. Ama ben beğendim çok. Demek ki benim tarzımdan etkilendi. Koleksiyon tanıtımında Oktay Kaynarca'yı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan'la rol arkadaşı Ozan Akbaba da yalnız bırakmadı. Sizi bir arada görmek çok güzel. Biz hep bir aradayız çocuklar, siz görmüyorsunuz. Hocamıza hemen söz verin. Neler söyleyeceksiniz? Koleksiyon nasıl buldunuz Oktay? Ya koleksiyon muazzam. Ben başından beri içindeyim koleksiyonun. Ondan sonra özellikle bu son koleksiyon gerçekten muazzam. Oktay'ın kendi adıyla çıkan nefis bir şey oldu. Çık bir daha bir araya gelecek mi? İzleyebilecek miyiz biz? Her zaman. Yani dünya döndükçe, bizim elimiz kalem tutmaya devam ettikçe, çekmeye devam ettikçe inşallah güzel ve yeni projeler olacaktır diyorum yani. Anka adlı sinema filmini 21 Ocak'ta seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Ozan Akbaba'nın yeni imajı da dikkat çekti. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz neler söyleyeceksiniz? Koleksiyon nasıl buldunuz? Oktay abinin içinde olduğu her iş güzel, her iş başarılı. Umarım hedefledikleri başarıyı da elde ederler. Güzel görünüyor, çok güzel görünüyor. Hayırlı olsun, yeni sinema filmi. 21 Şubat Ocak'ta, özür dilerim. Şu anda planlanan bir vizyon tarihi var. Bakalım, umarım yayına gireceğiz. Nasıl bir film oldu peki sizin için? Güzel bir film oldu. Aksiyon türünde zaten. İyi bir iş çıktı diye biliyorum. Proje için bir saç takımızı da... Yani bunu ne bileyim, belki bir şeyler olur diye. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, ben teşekkür ederim.